Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. Haftalık Muşim Haber'de programımızın görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalpın. Programımızda bir hafta içi de vatanımız Şarif Türkistan ve dünya gün tertibiyle alakadar bulup ötken en muşim haberlerini huzuruna olsunumuz. Kaynamızda kıtanlar ekranımızda bulsun. Amerika Yaponya rehberlerinin tuncu uçuruşu da Uyghur meselesi tilgaya elindi. Amerika Prezidenti Joe Biden cuma günü Yaponya Başvaziri bilen Aksaray'da ötküzgen söhbeti jarayanında Uyghur meselesini mi sözleşken? Prezident Joe Biden Yaponya Başvaziri Yoshihide Sugani Aksaray'da kütüp algan ve Xitay'a karşı ittifakını küçeytiş stratejisi üstüde müzakere elip bargan idi. Aksaray'nın torbetindeki birleşme bayanatı karganda söhbet jarayanında Xitay payda kılıp atkan xavfsizlik meselesi Xitayning Tayvanga yaqin joylarda barg'ancha ish berib atgan harbiy harakatlari, Hong Kong va Uyg'urlarga qaratgan kishilik huquq buzg'unchiligi asoslik temalarining biri sifatida o'tirg'i qo'yilgan. Birlashma bayonotida mundaq deyilgan: "Biz Hong Kong va Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi kishilik huquq vaziyatidan jiddiy andishilindiganligimizni o'rtaqlashdik." Amerika Prezidenti Joe Biden suhbatdan keyin muxbirlarga bergan birlashma bayonotida Xitoyga taqabil turish masalasi ustida to'xtalib mundaq dedi: Biz Xitoydan keladigan raqobatlarga birlikda taqabil turishga hamda erkin va ochiq Hindi okeanining kelgusiga kafolatlik qilish uchun Sharqiy dengiz, Janubiy dengiz, shundaqlik Shimoliy Koreya qatorliq masalalarda hamkorlashishga va'dalashdik. Yaponiya bosh vaziri Yoshihide Suga Biden bilan o'tkazgan suhbatning tafsilotini oshkorlashni xohlamaydiganligini bildirgan bo'lsa-mu, Tayvan bo'g'izining muqimligi va tinchligini saqlash masalasida Amerika Yaponiyaning o'rtaq tunishga ega ekanligini aytdi. Bu Joe Biden'ın vazifeye oturduğundan buyonki tunji chat el rehberini Aksaray'da kutib olishi bo'lib hisoblandi. Yaponiya başvaziri Suga Amerika safarini boshlashdan ilgari Amerikadagi nufuzli strategik tadqiqot organlaridan RAN tadqiqot jamiyatining Xitoy ishlari mutaxassisi Scott Harold bir obzor e'lon qilib, Yaponiyani Xitoy Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishga chaqirgan edi. Amerika Yaponiya rahbarlarining Aksaraydagi uchrashuvi va uchrashuvdan keyin e'lon qilingan birlashma bayonotlarining Xitoyni intayin bearam qilganligi ma'lum. Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchiligi bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida bu birlashma bayonotga kuchlik e'tiroz bildirganligini aytdi. Kishilik huquqni ko'zlash tashkiloti Xitoyning Uyg'urlarga qarata insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligini e'lon qildi. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki Uyghurlar'ı ziyankeşlik kılışkılmışı'a izkil köyünü bilip gelip atkan Xalqara Kişilik Hukukunu Kötüş Teşkilatı, en yeni dokulatı da Birleşken Devletler Teşkilatı'nı Xitay'nın insaniyetke karşı cinayetini tekşürüşke çakırgan. Haberde kayıt kılınışça, Amerika'daki Xalqara Kişilik Hukukunu Kötüş Teşkilatı bilen Stanford Üniversitesi Kanun Fakültesi'nin Xalqaralıq kişilik hukuk ve tokunuşunu hal kılış kilinikisi 19. April birlikte tayarlıgan dokulatını ilan kılgan. Nesebini ve yıldızını yoktuş, Xitay'nın Uyghur ve başka Türkiye Müslümanlarına karatkan insaniyetke karşı cinayeti degen mavzu deyizilgan 53 betlik mezkur dokulatta Xitay'nın Şarkı Türkistan'da Uyghur ve başka Türkiye milletlerine uzun müddet ziyangeçlik kılganlıqı. Neçi milyon kişini türmege taşlıqallıqı, Uyghur ayarlarını mecburi tuğmas kılganlıqı, Uyghurlarını mecburi emgeki seylevatkallıqı bayan kılınğan hem de Xitay'nın mezkur kılmışları ve usullarının insaniyetke karşı cinayet qatarığı kirediğallıqı kayıt kılınğan. Dokulat yana Birleşken Devletler Teşkilatı'nı Xitay sadır kılgan insaniyetke karşı cinayetini tekşürüşke, karar çıkılış arqalıq alahidi tekşürüş komiteti qurup çıkışkı çakırgan. Kuzatuvchilarning aytishicha xalqaradagi nufuzli bu tashkilotning Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomilasini insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitishining simvollik ahamiyati zo'r bo'lib, bu boshqa davlatlarning buni ulg'i elishiga turtki bo'ladi ekan. Xalqaro kishilik huquqni ko'zlash tashkilotining bu dokulati Angliya parlamenti Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi qaror loyihasini 22 aprel ovozga qo'yishning harpisida e'lon qilindi. Pakistan'daki avtomobil bomba hücumunun Xitay baş elçisini nişan kılganlığı ilgiri sürüldü. BBC'nin haberde bildirilişçe 21 April Pakistan bilen Afganistan'ın çigrası caylaşkan Belochistan ülkesinin merkezi şehirdeki heşemetlik mihmanxanada avtomobil bomba partılığan bulup Pakistan'da turuşluk Xitay baş elçisinin hücum nişanı işkerliği ilgiri sürülgen. Xabarda qayd qilinishicha 21 April şu cay vaxtı kez saat 10'dan 15 ötkende mezkur mihmanxanı yanında Avtomobil bomba partılab, kem digende 4 adam ölgen, 11 adam yaralangan. Xitay'nın Pakistan'da turuşluk baş elçisi Nong Rong'nun hücum nişanı ikkallike ilgiri sürülgen.
Belochistan'ın İçki İşler Ministeri Ziyaullah Lango partlaşının şu yerdeki 5 yıldızlık Serena Mihmanhanesi'nin maşin doktuş meydanında yüz bergerlikini delilleyen. Yerlik emeldarlarının eğitişçe Xtay'nın Pakistan'da duruşluk baş elçisi Nongrong Serena Mihmanhanesi'ni uğrullaşkan. Ama o partlaş yüz bergende sırtkı çıkıp ketken. Pakistan Talibanları hücumunu özleri kılgallıkını oturgu koygan bosumu, bırak hücumunun nişanının tepsilatını aşkarlamagan. Bildirilişçe yakınkı aylarda bu grupı ve başka korallık gruplar Afganistan çigrasıgı yakın kabili rayonlarına kartılgan hücumunu küçeytken. New York vakti gezinin haberde bildirilişçe ismini aşkarlaşını halimagan bir istihbarat emeldari Xtay baş elçisinin şu günü keşte Pakistan'ın yukur derecelik herbi emeldarları bilen çüşlük damak ziyapitigi bargallıkını. Partlaş yüz bergende mihmanxanaga qaytış yolda işkenlikini bildirgen. Yerlik saqçılarının eytişçe partlaşta ölgen 4 kişinin içinde mihmanxana kütkücüsü ve saqçımı bar bolup, hemmesi doktorxanaga apırılgan bosumu kutkuzuş ünüm vermegen. Bulardan sırt yana 6 kişinin ahvali iğir iken. Angliya parlamenti Xitayning uyğurlarga qaratqan cinayetlerini irqi qırğınçılıq deb itiraf qıldı. BBC'nin haberde bildirilişçe 22 April Angliya parlamenti Xitayning Sharq Turkistan'da icra qılıbatqan terrorlik siyasetini resmi halde irqi qırğınçılıq deb bekitgan. Xabarda qayd qilinishicha, Angliya parlamenti 22 April kechda Xitayning Sharq Turkistan'da icra qılıbatqan terrorlik siyasetini to'liq ovoz bilan irqi qırğınçılıq deb itiraf qilgan. Bunun bilen Angliya parlamenti Amerika, Kanada ve Gollandiya'dan ken Xitay'nın Uyghurlarga karatkan cinayi kılmışlarını irqi qırğınçılıq deb elan kılgan garip parlamentlerinden biri bulup kaldı. Bildirilişçe mezkur partiya halkıgan karar makullanıştın ilgiri hakimiyet beşidiki Konservatifler Partiyesi, en çok öktüçü İşçiler Partiyesi ve Erkin Demokratlar Partiyesi, Şotlandiya Milli Partiyesi ve Şimali Irlandiya Demokratlar İttifak Partiyesi katarlıklarının parlament azaları mezkur teklifini kollap söz kılgan. Johnson hükümeti hazırgıça Şarkı Türkistan'da irqi qırğınçılıq bar yoxluqını Xalqara Sot Mahkemesi hüküm qilishi kerek deb kelgan. Hakimiyet beşidiki Konservatifler Partisi'ki tabi parlament azalarının bu kanun layihasiga karşı çıkalmaganlıqı tabii halda Angliya hükümetinin Xitayning Şarkı Türkistan'da icra qılıbatqan siyasetiki qarata gayet zor besimge duş kelganlıqını bildirdiken. Gerçi mezkur karar mecburlaş küçüge ige bolmasımı köpligen analizciler bu kararının Xitay-Angliya münasibetige selbi təsir körsütüqallıqını bildirişmekte. İctimai taratqulardaki sınlar Şarkı Türkistan'daki iğir vəziyetini körsütüp vermekte. Şarkı Türkistan'daki iğir bastırış ve cinayi kılmışları sebeplik xalqara cemiyetinin qatlıq tənqidige düşkelgen Xitay dairleri yığınqı mezgirlerde yalgan təşviqatını alahidi küşeytip Uyghurlarının bəxtiyar, xatirjem yaşavatqanlıqını dava kılmaqda. Ama ictimai taratqularda targılıbatqan sınlar dəl bunun əksice Şarkı Türkistan'daki vəziyyətinin barğansır yamanlaşıvatqanlıqını körüstüb vermekte. Bugün ictimai uçur bastırıp targılgan sınlarının biri de Atış şehirdeki küçük bir bazar körüstülgen bulup, bazarının işçi ve sırtıda toxtumay çarlavatqan korallıq saxçılar dikkat qozuqan. Yeni bir sında bolsa, məlum bir bazardaki anar suyu satqıcı anar kesiş üçün işildiğin küçük kalem tıraşnamı zincir bilen bağlıqlıq ikerliki körüstülgen. Gerçi Xitay dairleri barlıq ictimai taratqu supalarını qatlıq nazaratke elip, haqiqi əhvalının tarqılışıgı heç qandıq imkaniyet kaldırmağan bosumu, ama Uyghurlar türlük usullar bilen azap uqubatlarını bildirişke tirişip gelmekte. Yakınki küllerde tarqalgan sıllardımı bir Uyghur ayalının tukkallarının suratlarına qarab köz yeşi kılıvatkallıqı, tümür dervazı arqılıq ayrılıp durgan anı balının yığlavatkallıqı, 5-6 yaşlar çamısıdaki bir oğul balının sindiki dada digen naqşını tən eytip yığlavatkallıqı da körünüşler körüstülüge. Tarqalgan başkı sınlarda yana Şarkı Türkistan'nın məlum yazılarda boğay mamaylarını özçüge alğan Uyghurlarının yol yasaş, yer deriş, eriq çepiş, şaxtuşuş qatarlıq iğir əmgeklerge məcburluvatqallıqı da körünüşler körüstülgen bolup, Xitayning haşar siyasetinin devamlı şivatqallıqını ispatlap vermekte. Xalqaralıq taratqular Şarkı Türkistan'dan haqiqi məlumat ilişki tirişmaqda. Xitayın Şarkı Türkistan'daki cinayi kılmışları xalqara cemiyetinin küçülük karşılıkı duş gelgen bir payda Şivisariya'nın Fransız dildeki televiziya stansı RTS'nin muhbiri yıkındı Şarkı Türkistan'da ziyareti bulgan. Fransiya Xalqara Radyosu'nun bu aktiki haberde bildirilişçe aldın qayda RTS Şarkı Türkistan'a öz muhbirini evetken bulup muhbir süratki algan zavut xuddi texniki şirketige okşıgan bolsumu ama bu orun Uyghurlarını xorlavatkan ceza lagiri buluşu mümkün deb güman kılıngan.
Mezkur kanalın haber diyene yakınki yıllardan bayan Şarkı Türkistan'daki Uygurlarının mecburi emgek lagırda tutup durulgallıkı doğrusuzluk haberlerinin köplep tarqalgallıkı. BDT Kişilik Hukuk Kengişinin Cenevada duruşluk müstakil mütexassislerinin yakında birlikte özlerinin Uygurlar meselesindeki endişelerini ve Xitay'daki pentexniki sahasının Uygurlarını xorlaydıgan vasitlerden birige aylanğallıkı hakkıdaki gümanını otturgu koyğallıkı kayıt kılıngan. BDT Başkatibi Antonio Guterres aldınkı ayda özünün Xitay bilen ciddi söhbetleşip, Şarkı Türkistan'ı çeklemesiz ziyaret kılışı arqılıq Uyghurlarının ziyankeştiki uçuraş ahvalini delilleşini kolgu keltirişke tirişi vatqallıqını aşkarlıgan idi. Kişilik hukukunu gözüş teşkilatı Xitay'nın Uyghurlarga qarıda insaniyetke karşı cinayet sadır kılı vatqallıqını elan kıldı. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişe Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki Uyghurlarga ziyankeştik kılış kılmışıgı izkil köğün bilip kelibatkan Xalqara Kişilik Hukukunu Kötüş Teşkilatı en yeni dokulatıda Birleşken Devlete Teşkilatı'nı Xitay'nın insaniyetke karşı cinayetini tekşürüşke çakırgan. Haberde kayıt kılmışça Amerika'daki Xalqara Kişilik Hukukunu Kötüş Teşkilatı bilen Stanford Üniversitesi Kanun Fakültesi'nin Xalqaralıq Kişilik Hukuk ve Tokunuşunu Hal Kılış Klinikisi 19. April birlikte tayarlıgan dokulatını ilan kılgan. Nesebini ve yıldızını yoktuş, Xitay'nın Uyghur ve başka Türkiye Müslümanlarına karatkan insaniyetke karşı cinayeti diye mavzuda yazılgan 53 betlik mezkur dokulatta Xitay'nın Şarkı Türkistan'da Uyghur ve başka Türkiye milletlerine uzun müddet ziyankeşlik kılganlığı. Neçi milyon kişinin türmege taşlıqallıqı, Uyghur ayarlarını mecburi tuğmas kılganlıqı, Uyghurlarını mecburi emgeki seylevatkallıqı bayan kılıngan hem de Xitay'nın mezkur kılmışları ve usullarının insaniyetke karşı cinayet katarığı kirlidigallıqı kayıt kılıngan. Dokulat yana Birleşken Devletler Teşkilatı'nı Xitay sadır kılgan insaniyetke karşı cinayetini tekşürüşke, karar çıkılış arkalık alahidi tekşürüş komiteti kurup çıkışkı çakırgan. Küzetkücülerinin eğitişçe Xalqaradaki nüfuzluk bu teşkilatının Xitay'nın Uyghurlarga tutkan muamelesini insaniyetke karşı cinayet de bekitişinin simvolluk ehmiyeti zor bulup, bu başka devletlerinin bunu ülge ilişiği türtke buludigen. Xalqara Kişilik Hukukunu Kötüş Teşkilatı'nın bu dokulati Angliya Parlamenti Uyghur irqi qırğınçılıqı karar lahisini 23. April avazga koyuşunun harpisi de ilan kılındı. Trump Biden'ın siyasetlerini ayıplab, o Rusya bilen Xitay'ını yıkıllaştırıvatıdı, dedi. Amerika Koşma Ştatlarının sabık prezidenti Donald Trump, Joe Biden'ın Xitay bilen Rusya'ını öz ara yıkıllaştırıvatkallıqını ve bunun Amerika üçün yüzbirdiğen en naçar iş işgellikini ilgiri sürdü. Sabık prezident Trump, Fox Haberler kanalından Sean Hannity'nin bivası tarqıtıldığan söhbet programmasına katnaşıp, kündertitki meselelerge dair kararlarını oturgu koydu. Trump özünün prezidentliği mezgilde Rusya prezidenti Vladimir Putin ve Şimali Kore rehberi Kim Jong-un'a okşaş kişiler bilen yakşı düşünüşkerlikini ve öz rayondaki küçülük rehberler bilen alakı kılıçının Amerika üçün yakşı iş işkerlikini etti. Trump, Biden hükümetinin Rusya'ya karatkan siyasetini tenkitlep, Rusya'nın Xitay'nın koluğu ittirişinin ornığa Rusya bilen küçünüş hasılı kılıp soğudu kılışımız gerek. Bizden kılalaydıgan en naçar işimiz Xitay bilen Rusya'nı öz ara yıkıllaştırış. Nöbette ular birlikte, dedi. Xitay virüsü yukumu başlıqıca özünün Xitay reisi Xi Jinping bilen mi yakşı ötkerlikini tilga algan Trump, Xitay bilen tüzgen soğudu kılışımının Amerikalık işlep çıkarıcılar üçün intayın payıdlıq bolğalıqını bildirdi. O, Amerika Koşma Ştatlarının Canubi Çigrası'da yakınkı mezgillerde köpüyüp getken köçmeler meselesi de mi, Biden hükümetini ayıplab, Biden'nin siyasetlerinin devletki zor ziyallarını elip gelgelikini ilgiri sürdü. Donald Trump, Çigradaki ekval doğrusu tohtulup, nahiyeti korkunuşluk işler yüzbeyri vatıdı. Onlar devletimizini veyran kılı vatıdı. Kişiler bu yerge toplunu vatıdı. İlgiri bu derecede bundak iş yüzbermegen idi, diğerlerini bildirdi. Pakistan'daki avtomobil bomba hücumunun Xitay baş elçisini nişan kılganlığı ilgiri sürüldü. BBC'nin haberde bildirilişçe 21 April Pakistan bilen Afganistan'ın çigrası caylaşkan Beluchistan ülkesinin merkezi şehirdeki heşemetlik mihmanxanada avtomobil bomba partılığan bulup Pakistan'da duruşluk Xitay baş elçisinin hücum nişanı işkerliki ilgiri sürülgen. Haberde kayıt kılınışça 21 April şu cay vaxtı kez saat 10'dan 15 ötkende mezkur mihmanxanı yanında Avtomobil bomba partılab, kemdigende 4 adam ölgen, 11 adam yarlangan. Xitay'nın Pakistan'da duruşluk baş elçisi Nung Rong'nun hücum nişanı işkerliki ilgiri sürülgen.
Belochistanning ichki ishlar ministri Ziyaulla Lango portlashning shu yerdagi 5 yulduzlik Serena mehmonxonasining mashin to'xtash maydonida yuz berganligini dalillagan. Yerlik amaldorlarning aytishicha Xitoyning Pokistonda turishliq bosh elchisi Nongrong Serena mehmonxonasiga o'rinlashgan. Ammo u portlash yuz berganda sirtqi chiqib ketgan. Pakistan talibanları hücumunu özleri kılgallıqını otturgu koygan bolsumu, bırak hücumunun nişanının təpsilatını aşkarlamağın. Bildirilişçe, yıqınqı aylarda bu grupı ve başka korallıq grupılar Afganistan çigrasıgı yıqın qabili rayonlarına qartılgan hücumunu küçeytken. New York vaxtı gezinin haberde bildirilişçe, ismini aşkarlaşını xalımağın bir istihbarat əmeldari, Xitay baş elçisinin şu günü keçti Pakistan'ın yukur derecelik hərbi əmeldarları bilen küçlük damaq ziyapıtigi barğallıqını. Partlash yuz berganda mehmonxonaga qaytish yo'lda ekanligini bildirgan. Yerlik saqchilarning aytishicha partlashda o'lgan 4 kishining ichida mehmonxona kutguchisi va saqchimi bor bo'lib, hammasi doktorxonaga apirilgan bo'lsa-mu, qutqizish unum bermagan. Bulardan sirt yana 6 kishining ahvoli og'ir ekan. Amerika hukumatı Xitoy Olimpik tanarkat musobaqasiga amaldor avatmaslikka chaqirildi. Yevropa xabarları doğrunun 22. aprildeki xabarda bildirilişçe, Amerika hükümeti Beijing'de ötküzülmekçi bulan 2022 yılı kışlık olimpik tenarikat müsabıqısıya əmeldarlarını əvətmesliki çağırıldı. Amerika Xalqara Dini Erkinlik Komiteti bu axtiki çağırıqıda Xitayning uyğurlarga qaratqan irqi qırğınçılıq cinayetini tilge elip, Beijing'a diplomatik besimini devamlaştırışını ve olimpik tenarikat müsabıqısıya resmi əmeldar əvətmesliki tavsiye kılgan. Amerika Prezidenti Joe Biden hükümeti bu yılın başında Amerikalı tenarikatçilerinin Beijing Olimpik müsabıqasına katılışını tosuş planı yokluğu hakkında signal vergen. Aksaray bayanatçısı Muşa ayının başında özlerinin Beijing kışlık olimpikini boykot kılışını oylaşmağanlığını bildirgen. Halbuki bir kısım parlament azaları ve faaliyetçilerinin tenarikatçiler müsabıqaya katılışış ama hükümet vekilleri yırak duruş doğrusudaki çakırıqı künsiri küçeygen. Amerika Xalqara Dini Erkinlik Komiteti yıllık dokulatı diyene Washington'ı Xitayning bazı organları ve emeldarlarına qartılgan cezalarını devamlaştırışını tavsiye kılgan. Amerika'da Uyghurlarga münasibetlik iki türlük teklif layihisi makullandı. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe Amerika Avam Palatası Taşkı İşler Komiteti Xitayning irqi qırğınçılık ve mecburi emgekeseli cinayetine karşı iki türlük teklif layihisi makullagan. Xabarda qeyd qilinishicha, Amerika Avam Palatasining Tashqi ishlar komiteti 21 aprel tushdan keyin og'zaki ovoz berish orqali Uyg'urlarga qaratilgan majburiy emgakning oldini olish qonuni va Xitoyning Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatini ayiblash haqidagi qaror loyihasini birdek ma'qullagan. Avam Palatasi Tashqi ishlar komitetining raisi Demokratlar partiyasining Avam Palata a'zosi Grigoriy Mikis muhokama yig'inda so'z qilib, Xitay dairleri vahşilikni qancha yushurgan bo'lsa-mu, biroq Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga qarata davomlashtirayotgan ziyonkashlik qilmishining Jenva ahdinomasida belgilangan irqiy qirg'inchilik jinoyatini shakllantirganligini bildirgan. Mikis so'zda yana Uyg'urlarni majburiy emgakka selishning oldini olish qonun loyihasining Sharq Turkistondan mol import qilishni cheklaydiganligini, majburiy emgakka selishga chetishlik Xitay amaldorlariga jazo yurgizilganligini bildirdi. Hem de Amerika hükümetini rayondaki mecburi emgek meselesini bertaraf kılış için diplomatik strateji planını yolga koyuşka çağırdı. Bildirilişçe bu kanunla isteyene Amerika Prezidenti'ye Şarkı Türkistan'daki Uygur ve başka yerlik milletlerini mecburi emgek seliş kılmışı çetilgan her kandak kişiye ceza yürgüzüş hukuku berilgen bulup, tizimlikteki Amerika şirketlerinin Xitay'nın münasibetlik şirketleri ve uğurları bilen bulgan iktisadi alaka ehvalini aşkarlaş talep kılıngan. Cumhuriyetçiler Partisi'nin Avam Palata azası Michael Mikol Muzakir yığında söz kılığında bir parti suretini körüstüp, bu hazır Xitay'da 101 vatkan hakiki körünüş. Siz hazır ekranda körüvatkan körünüş irqi qırğınçılıqının ispatı. Putkulu bağlanğan, közü tenilğan yüzligen Uyğur poyizden çüşürülüp, lagırgı elip ketilvatıdı o degen. Michael Mikol söz diyene bugün ya ki əti bolsun bu xil pakitliq cinayi kılmışını irqi qırğınçılıq tep itirap kılış, bizning axloqiy majburiyatimizdir. Xitoy Kompartiyasi bugun bizning bu yerda qilayotgan ishlarimizga qattiq diqqat qilayotdi. Aminati butun dunyo jamoatchiligi diqqat qilayotdi. Hozir Amerika parlamentining texmi ko'p tadbir qo'llanib, Xitoy Kompartiyasi sodir qilgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarga qarshi so'z qildigan payt keldi degan.
Мәлім бұлышы, Америка Аван Палатасының Ташқы Ишлар Комитеті мұзакір еғіндің өткен ішкі түрлі қанун лайысының бірі Шарқы Түркістанды ішләп чықырылған мәжбүри әмгек мәсулатларының Америка базырғы кірмәстікеге кәпалетлі қылышыны мақсат қылдыкен. Яны бір болса, Қытай дәйірлерінің ұйғырларға қарытылған ирқи қырғанчылық қылмышыны, инсаниетке қаршы жинайетіні вә Шарқы Түркістандығы ұйғыр вә башқы ерлік милләттерге жүргізілген дини чәктімелеріні әйіплешіні мақсат қылдыкен. Bu qanun layihasi 2-nji bosqichda Avon palatasidagi barliq a'zolarining bilet tashlashi uchun sunildigan. Angliya parlamenti Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. BBC'ning xabarida bildirilishicha 22 aprel Angliya parlamenti Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan terrorlik siyosatini rasmiy holda irqiy qirg'inchilik deb bekitgan. Xabarda qayd qilinishicha, Angliya parlamenti 22 aprel kechasida Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan terrorlik siyosatini to'liq ovoz bilan irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan. Buning bilan Angliya parlamenti Amerika, Kanada va Gollandiyadan keyin Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan jinoiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgan g'arb parlamentlarining biri bo'lib qoldi. Bildirilishicha, mazkur partiya hal qilgan qaror ma'qullanishidan ilgari hokimiyat peshidagi konservativlar partiyasi Әң чоң өктіші ішчілер партиясы вә әркен демократлар партиясы, Шотландия Милли партиясы вә Шимали Ирландия демократлар іштіпақ партиясы қатарлықларының парламент әзалері мәзгүр тәктіпні қоллап сөз қылған. Джонсон үкіметі хазырғыча Шарқы Түркістанды ирқи қырғанчылық бар йоқлықыны Халықара сот мәхкемесі хүкім қылышы керек деп келген. Хакимет бешедеке консерваттықлар партиясыға тәвә парламент әзалерінің бұ қанун лайысыға қаршы чықалмағалықы тәбиі халда Әңгелия хүкіметінің Қытайның Шарқы Түркістанды ижира қылыватқан сиясыға қарата ғайет зор бесімгі дұш келгелігіні білдірдіген. Gerçi mazkur qaror majburlash kuchiga ega bo'lmasa-mu, ko'plagan analizchilar bu qarorning Xitoy-Angliya munosabatiga salbiy ta'sir ko'rsatganligini bildirishmoqda. Tayvanda Tayvan parlamenti Uyg'ur guruhi qurildi. Tayvan xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha 23 aprel Tayvan qonun palatasida xalqarodagi demokratik davlatlarning Xitoyning Uyg'urlarga qarata ijro qilayotgan kishilik huquq dafsandichiligini ayiblashiga ovoz qo'shish maqsad qilingan Tayvan parlamenti Uyg'ur guruhining qurilganligi jakarlangan. Tayvanning partiya sirtidagi qonun komiteti a'zosi Lin Changzuoning tashabbusi bilan qurilgan Tayvan parlamenti Uyg'ur guruhiga 30 ortiq parlament a'zosi a'zo bo'lgan. Mazkur guruhning qurilish marosimi 23 aprel Tayvanning qonun palatasida o'tkazilgan bo'lib, guruh a'zolari marosimda qo'llarini egiz ko'tarib, Tayvanga kishilik huquq, Uyg'urlarga erkinlik deb shior to'lashgan. Lin Changzuo yig'inda har qaysi davlatlarning parlamentlarida Tibet, Hong Kong guruhlarining mavjud ekanligini, yaqinqi mazgillarda Uyg'ur guruhlarining qurilishga boshlaganligini, bu bir tarafdan zulmga uchrayotganlarga qarata xalqaro hamkorlikning kuchayganligini ko'rsatib bersa, yana bir tarafdan Xitoyning mustabidligining texnomo kuchayganligini ko'rsatib berdiganligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi To'lqin Aysa sin orqali Tayvanning Tayvan parlamenti Uyg'ur guruhini qo'llaganligiga rahmat aytgan. Ve özünün 2006 yılı Tayvan'a ziyaretke barğalıqını, ama Xitay'nın besimi sebeplik 2009 yıldan başlayıp Tayvan'a kirişke icazet berilmegenlikini, nöbette Uyghurlarının irqi qırğınçılıqını baştan keçirvatqanlıqını, hem de devamlı sükut qılışqı bolmaydıqanlıqını bildirgen. Japonya Devlet Müdafiye Vaziri Xitay qadam mı qadam tacavuz kılmaqta dedi. Франция халықара радиосының 24 апрелдегі хабарында білдірілгенше, Япония дәулет мұдапия вазирі Қытайның теңіз районындағы зомигерлігіне айыптап, Қытай көзге шалықмайдыған жайларға қадаммо-қадам тажауз қылмақта деген. Япония дәулет мұдапия вазирі Нобо Киши 22 апрел Либерал демократлар партиясының әзалары жиынында Қытай теңіз мұхафизат әтіретінің Синкаку аралы шундайлы Шарқы теңіз ва Жануби теңіздегі фаалиетін көбейткенлігі хақында тоқталып, Қытай көзге шалықмайдыған жайларға қадаммо-қадам тажауз қылыватады. Қытайның ақырқы нишаны қазіргі халатын бүтінлей өзгертіш. Япония бұндай ахвалны қабыл қыла алмайды деген. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Zhao Lijian juma kuni Yaponiya tarafining so'zlariga inkos qaytirib, bu xil so'zlarni qilish intoyin mas'uliyatsizlik va xato jamoat fikri paydo qilganlik degan va Xi Jinpingning bir necha kun ilgari Xitoy qanchalik taraqqiy qilgan bo'lishidan qat'i nazar, hargiz zomigarlik qilmaydi degan so'zni takrorlagan. Zhao Lijian bayonotida yana Tayvan masalasining nuqul Xitoyning ichki ishi ekanligini, Yaponiyaning Xitoyga qarshi gap-so'z tarqitishni darhol to'xtatishi kerakligini bildirgan.
Merkezi Akbarat Agentliğinin haber kılışça, Nobu kişi 22. aprildeki sözüde Tayvan'ı tilge elip, eğer Tayvan kaydı komünistlaşsa vaziyette iğir derecede özgürüş buluşu mümkün digen. Kaderli görümlerimiz, şuna kılı bu haftalık muhim haberler programımız müşerde ahırlaştı. Hafta ahırdaki demeyleşimlerden hayırlık ötüşüge tilaktaşlık bildiriş bilen, ayetki günlülük haberlerimizi köleşkice aman bulgaysak. Şunaqa ekran arxisidagi barlıq xizmetdaşlarımğa köpdən-köp rahmet edirəm. Assalamu alaykum və rahmetullah.